İyi günler. Ben Edebiyat Fakültesinden Doçent Doktor Eren Zvanoğlu. Bugün kısaca tarih felsefesinden, özellikle de Hegel'in tarih anlayışından bahsedeceğim. Öncelikle şundan bahsetmek lazım. Tarih felsefesiyle ilgili temel metinlerinden biri kabul edilen Collingwood'un tarih tasarımının girişinde aslında Collingwood bizim için sadece tarih felsefesi için değil, felsefe için de çok geçerli olan bir tanım ortaya koyuyor. Ve şöyle bir şey söylüyor. Felsefe yapan kişi diyor, yalnızca bir nesne hakkında düşünmez. O nesneyi düşünme biçimi hakkında da düşünür. Bu anlamda felsefe aslında hep söylenildiği üzere düşünme hakkında düşünme ya da düşünmenin üzerine dönük düşünme ya da ikincil bir düşünme olarak kabul edilir. Bu anlamda tarih felsefesinden anlayabileceğimiz şey sadece tarihi kendine nesne edinen bir alan değil. Aynı zamanda tarihçinin tarihi düşünme biçimini de kendine nesne edinen bir alan olduğu söylenilebilir. Baktığımız zaman tarih felsefesi görece felsefenin yakın dönemde ortaya çıkmış alanlarından, disiplinlerinden biri olarak kabul edilebilir. Yani işte felsefenin işte epistemoloji, ontoloji ya da etik gibi daha kadim alanlarına kıyasla tarih felsefesi 19. yüzyılda merkezi bir felsefi disiplin olmaya başlamış bir alandır. Nitekim tarih felsefesi terimini ilk olarak hani bu kavramı Voltaire'in kullandığı söylenir. Tabii ki ama bu anlamda tarih felsefesinin geçmişini çok daha eski, evet de tarih üzerine felsefi düşünmenin geçmişini çok daha eskiye götürebiliriz. Bu anlamda işte tarih içerisinde hem bizim coğrafyamızda, bizim geleneklerimizde işte İbni Haldun gibi işte veyahut da şeyde Hristiyan düşüncesinde Augustinus gibi eskiden tarih ve zaman üzerine düşünmüş önemli düşünürler de mevcuttur. Yine tarih felsefesiyle ilgili düşündüğümüz zaman Collingwood'un yine tarih tasarımının giriş bölümünde böyle satır arasında kalmış bir cümle var. Collingwood diyor ki biz pek ender gerçekleştirdiğimiz etkinlikler üzerine nadiren düşünürüz. Evet, tarihte böyle bir etkinlikler yığınıdır. İnsan asla sıklıkla yaptığı etkinlikleri kendine nesne edinmez. Bunu kendi kişisel hayatımızda da aslında anlayabiliriz. Nitekim hiç kimse işte elini nasıl yıkadığını, gerçi son zamanlarda bunu çok düşünüyoruz ama veyahut da yani gündelik olarak sürekli yaptığı rutinleri özellikle düşünmez. Bunun yerine hayatında önemli olan nadir gerçekleştirdik etkinlikleri kendini tarihine yerleştirir. İşte ne zaman evlendi, kime aşık olduğu, annesiyle veyahut da babasıyla ilk yaşadığı temel bir takım anıları. Nitekim tarihte kendisine aslında tarihin konusu da insanlığın genel olarak nadiren gerçekleştirmiş böylesi etkinlikleridir. Yine Collingwood tarih tasarımı da bizim açımızdan hani tarih felsefesi anlamak açısından bilime ne olduğuyla ilişkili şöyle bir şey de söylüyor. Diyor ki her bilim kendi bilgisizliğinin bilgisiyle başlar. Evet, bilimi belki tanımlayan en güzel ve en doğru cümlelerden biri bu. Aslında bilgi yani insanın kendi cehaletiyle bir şekilde yüzleşmesinin sonucu ortaya çıkan bir şeydir. Ve her bilimde kendi bilgisizliğini kendisine ilk güdü olarak alır. Nitekim örneğin son zamanlarda yaşadığımız şeyi düşünürsek, hiç kimsenin daha önce tanımadığı, yani hiçbir biyoloğun tanımadığı bir virüsle karşı karşıyayız. Bu anlamda bunu konu edinen bilim, bu konudaki bilgisizliğini temele alarak o bilgisizliğini gidermek üzere bir açıklama ortaya koymaya çalışır. Bu anlamda Collingwood çok tartışmalı olan hani tarihin bilim mi olup olmadığı tartışmasında tarihin aslında kendi bilgisizliğini kendine çıkış noktası olarak alması anlamında bir bilim olduğunu iddia eder. Ve tarih biliminin yani diğer bütün bilimler gibi belki felsefeyle en fazla uzlaştığı ve yanaştığı şeyin konusunun temelde kendini bilmek olduğunu iddia eder. Evet, bu bizim felsefede işte ta 2500 yıl önce Platon'un işte kendini tanı ya da kendini bil çağına kadar geri götürülebilecek insanın kendisine ilişkin bilgisinin bilgelik olduğuna iddiasıyla da bir şekilde uzlaşır. Tam bu noktada aslında tarih felsefesiyle ilgili tartışmayı genel anlamıyla tarihle ilgili tartışma olarak iki farklı alanda ele almak gibi bir yaklaşım söz konusudur. Bunlardan bir
Res Gestae denilen işte tarihi bir varlık alanı olarak ele alan tarih felsefecileri vardır. Bir de Historia Gestorum denilen bu söz konusu alanın öykülendirilmesi ve hatta anlatı biçimine getirilmesini ele alan bir takım tarihçiler vardır ki bu ikincisi de tarihi bilgisayar bir alan olarak ele almak alırlar. İşte Hegel tarihi bir varlık alanı olarak ele alan filozofların belki de en öncüsü ve en önemlisi olarak kabul edilebilir. Bu anlamıyla tarih böyle bir ayrım yapmak gerekiyorsa aynı zamanda bir takım tarih metafizikçilerinden de bahsetmek gerekiyor ki Hegel'i bu şekilde de tanımlamak mümkündür. Çünkü Hegel aynı zamanda tarihin kendiliğinden bir amacı ya da ereği olduğunu düşünen filozofları açısından da öncü bir düşünürdür. Nitekim ondan sonra onun izinden gitmiş birçok filozof da benzer bir düşünceyi hem çağdaşı olan tabii sadece izinden gitmiş değil, savunmuştur. Tabii ki Kant ve Herder'in düşüncelerinden etkilenmiş, aydınlanmanın düşüncesiyle hesaplaşmış ve dönemin romantizmi ile de ilişkisi olan bir düşünürden bahsediyoruz Hegel'den bahsettiğimizde. Ve Hegel büyük bir sistem düşünürü olarak çok yanlı veyahut da her söylediği diğer bir söylediğiyle bir şekilde ilişkili okunabilecek bir düşünür olarak da ele alınabilir. Lakin onun temel yapıtlarını belki başyapıtından hareketle başlasa Setin'in fenomenolojisinde örneğin işte duyusal kesinlik denilen bilginin bizim için en görünen anlamda zengin görünen dini iddia ettiğimiz yanından mutlak dine giden ama her seferinde bir olumsuzlama zinciri içinde ilerleyen, diyalektik bir şekilde ilerleyen bir zincir kurar ve mutlak dini kendi felsefesinin nihai kavramlarından biri haline getirir. Bu süreç içerisinde aslında Hegel'i birçok çağdaşıyla benzeştiren ama onlardan belki belli bir anlamda ayıran bir nesnel idealizme sahiptir. Bu anlamda çok sağlam bir rasyonist olan Hegel, usu bütün felsefesinin temel kavramı haline de getirmiştir. Usu ya da akıllı. Onun hukuk felsefesinin giriş bölümünde söylediği ussal olan gerçektir, gerçek olan ussaldır cümlesi belki de onun felsefesiyle ilgili bütün alanlara uygulanabilecek yegane cümlelerden, hatta ifadelerden biridir. Tam da aslında Hegel'in bu ifadeyle ne demek istediğini şöyle kabaca bir üzerine bahsetmek gerekiyorsa, Hegel bununla tam da insanın bilme iddiasında olduğu yegane şeyin veya yani tek biricik şeyin bilakis kendi akledebildiği alana sokabildiği etkinlikleri olduğunu ifade etmek istemektedir burada. Yani biz aslında bizim için karanlık bir öte yanda duran, hatta Hegel'in yine hukuk felsefesinde belirttiği üzere yalnızca Tanrı'nın bilebildiği bir öte yandan bahsetmekten ziyade bizim aslında bilme iddiasında olduğumuz şey aktüel olan, mevcut olan kavranılmasıdır. Bu yolu da ussalın yani akılsal olanın açıklanmaya çalışılmasıdır şeklinde özetliyor. Bu anlamda Hegel açısından bütün yapmamız gereken şey mevcut içinde bulunduğumuz şimdinin yani bütünüyle her yana yayılmış, sirayet etmiş bir şimdinin kavranılmasıdır. Bunu bir şekilde onun tarih felsefesine de uyarlayabiliriz. Tarih felsefesiyle ilgili düşüncelerini Hegel'in, onun tarih felsefesiyle ilgili kitabının belki giriş kısmından hareketle anlatmak mümkündür. Hegel açısından öncelikle tarih üçe ayrılır. Bunu belirtmek gerekiyor. İlki kökensel tarih veya da ilksel tarih dediği tarihtir. İlksel tarihten anladığı şey örneğin Herodot'un tarih yapma biçimidir. Herodot onun açısından kendisine rivayet edilen, doğrudan şahit olmadığı bir şekilde aktarılan şeyleri bir ozan gibi veyahut da bir şair gibi bize aktarmaya çalışmaktadır. Tabii ki elbette bu geçmişte kalmış bir tarih türüdür. İkincisi ise refleksif tarihtir. Bu refleksif tarihi de Hegel kendi içerisinde dörde ayırır. Bunlardan ilki evrensel tarihtir. Ki bu evrensel tarihi örneğin ilksel ya da kökensel tarihten ayıran temel ölçüt, burada tarihçinin anlattığı olayların doğrudan şahidi veyahut da tanığı olmuş olmasıdır. Bu
Tarih anlayışının temel şeyi bir ulusun ya da bir devletin tarihini yapmak gibi bir iddiayı ortaya koymalarıdır. Refleksif tarihin ikinci türü pragmatik tarihtir. Pragmatik tarih adından da anlaşıldığı gibi tarihi belli bir pragmatik bağlamda okumaktır. Bu aslında tarihi şu anı anlamak açısından pragmatik anlamda değerlendirmeye tabi tutmak gibi de düşünülebilir. Üçüncü tarih türü eleştirel tarihte. Bu tarihin kendisinin tarihin yapılması biçiminde anlaşılabilir. Dördüncü tarih türü de refleksif tarihin kavramların tarihi diye adlandıracağımız örneğin din tarihi ya da sanat tarihi gibi tarih türleridir. Ama tüm bu tarih türleri içerisinde Hegel'in kendisi açısından önemli olan tarih türü felsefi tarihtir. Hegel kendi tarih felsefesinde felsefi tarihe öncelik verir ve felsefi tarihin en temel özelliklerinden biri felsefenin tarihi us yoluyla ele alınması biçiminde değerlendirebiliriz. Bu anlamda Hegel'in felsefesi temel sebebi usun ya da aklın dünya tarihinde kendini ortaya koymasının tarihi olmasıdır. Yani Hegel bir şekilde felsefi tarihten anladığı şey aklın işte daha önce tinin fenomenolojisine yaptığına benzer bir şekilde en primitif, en ilksel halinden nihai olarak şu anda bulunduğumuz haline doğru ilerleyen sürecinin tarihini, yani kısalaştırılmış tarihini, tarihin kısalaştırılmış halini kendisine konu almıştır. Bu anlamda Hegel açısından işte temel şey bu kendisinden önceki rasyonist düşünürlerden belki belli anlamda farklılaşmasını sağlayan şey Hegel aklı ya da usut bir töz olarak görmüş olması bu anlamda. Bu anlamda burada önemli olan iddia yani tarihin ussal yanına yaptığı iddianın arkasında yatan iddia da aslında hiçbir tarihçinin tarihi nötr ya da edilgen bir şekilde ele almadığı, her halükarda tarihe kendi kişisel kavramlarını dayattığı iddiasını da bir şekilde içinde barındırır. Nihai olarak tarihi yapan tarihçi hiçbir şekilde yani bir bilim adamı için de bunu söyleyebiliriz. O ünlü kuram yüklü gözlem veyahut da deney savında da benzer bir şekilde bulabileceğimiz hiçbir tarihçinin veyahut da aynı bilim adamı gibi nötr anlamda nesnesine yaklaşamayacağıdır. Bu bilimlerin aslında tümüne uygulanan bir şeydir. Bilim adamı kendi kişisel kanaatlerinden veyahut da kavramsal çerçevesinden bağımsız olarak ele aldığı nesneyi ele alma özgürlüğüne sahip değildir. Bunun için yapması gereken en nihayetinde kendi kişisel kavramları tarihe dayatmaktır. İşte bu kişisel kavramlarını Hegel açısından tarihe dayatmasının arkasında da aklı görüyoruz. Çünkü o kavramlar akılsal kavramlardır. İşte diyelim ki biz tarihte bir erek, bir ilerleme, bir nedensellik, bir amaç göreceksek aynı zamanda bir takım kavramlarımızı tarihe de dayatmış oluyoruz ki bunları yaptığımız zaman da aklın tarihsel işleyişinde ortaya koymuş oluyoruz. Hegel felsefi tarih içerisinde Hegel'in felsefesi açısından önemli olan iki tane kavramdan daha doğrusu birçok kavramdan bahseder ama bir takım sorular sorar. Onun sorduğu soru, tabi burada önemli soru, tarihin nihai bir ereğinin olup olmadığı sorusudur. Gerçekten de tarihin bir amacı olduğuna ilişkin kanaati ve o kanaatin kalıt alan filozoflar belki bugün içinde yaşadığımız birçok ideolojinin de belirleyici perspektiflerini oluşturmuştur. Nitekim örneğin son zamanlarda aşina olduğumuz işte tarihin sonu Fukuyama'nın ortaya attığı tartışma iddiasını tam da Hegel'in bu savına dayandırarak ortaya koymaya çalışır. Onun açısından yani onun açısından işte daha sonra örneğin Marx'ın açısından birçok başka düşünür açısından da tarihin nihai bir ereği vardır ama bu düşünen bir tanesi tarihin nihai ereği olarak aynı yanıta veyahut da aynı sonuca ulaşmamış veyahut da varmamışlardır. Fakat Hegel açısından tarihin nihai ereğinin ne olduğu konusu açıktır. Bu anlamda Hegel'in diyalektik anlayışında malum her şey kendi karşıtından hareketle bilinebilirdir. Burada bir ikili karşıtlık ortaya koyar bu nihai ereği açıklamak açısından.
Bir tarafa maddeyi, bir tarafa kendi kişisel kavramı olan tini koyar, Geist'ı. Onun açısından maddenin özü çekim ya da ağırlıkken, yani madde sürekli kendi kendine çekilmekken, tinin özü özgürlüktür. Ve tarih tinin kendisini açımlama alanı olarak kendi özgürlüğünü erek edinir ya da amaç edinir. Onun ifadesiyle, doğrudan ifade onun, dünyanın son ereği tinin özgürlüğü üzerine bilincini gerçekleştirmesidir. Fakat burada unutmamak gerekiyor ki biz eyleme geçerken hiçbir zaman rasyonel nedenlerle, en azından temelde rasyonel nedenlerle eylemiyoruz. Eylemlerimizin arkasında çoğunlukla tutkularımız ya da çıkarlarımız, ama işte bu tutkularımız içerisinde sığdırabileceğimiz çıkarlarımız var. Fakat işte bizim kendi çıkarlarımızın altında eylemlerimizi belirleyen, daha doğrusu o çıkarlarımızın ya da tutkularımızın ötesinde eylemlerimizi belirleyen daha geniş bir akıl vardır. İşte Hegel'in belki tarih felsefesi açısından önemli bir diğer vurgusu da aklın bizim kendi kişisel tutku ve çıkarlarımızı görünmez bir şekilde belirlediği iddiasıdır. Bu anlamda akıl ya da us tarihsel varoluşa doğası gereği ilişkindir ve kendini tam da bu varoluş sayesinde bilir. Nitekim bütün yaşadıklarımız, işte tarihe bakmamız yeterli olacaktır. İşte baktığımız zaman işte savaşlar, ölümler, yokluklar, kıtlıklar ve benzeri şeylerle tarihi anmak durumunda oluruz. Evet, entrikalar, aldatmalar, birçok başka şeyle dolu tarih. Ve bu anlamda işte bu varoluş, bahsettiği varoluş Hegel açısından mutlu bir öykü değildir. Zaten tarihte bir mutluluk sahnesi asla değildir. Hegel'in burada biraz önce bahsettiğimiz işte tutkularımızı, çıkarlarımızı ya da kendi birincil güdülerimizi yöneten bir akıl olduğu düşüncesi, onun önemli olan aklın hilesi kavramına getiriyor. Onun deyişiyle insanlar kendi tutku ve çıkarlarına eylemde bulunuyorken aslında farkında olmaksızın aklın ona dayattığı biçimde eylerler. Başka bir deyişle, us eyleyenleri onların kişiliğinde bir biçimde oyuna getirir. Lakin işte onun işte çok bilinen bir kavramı vardır. Zeitgeist, çağın tini diye eleştirilen. Çağın tini, biz nasıl eylersek eyleyelim, eylemlerimizde aslında bizi belirleyen bir unsur olarak her zaman bulunur. Yine onun hukuk felsefesinde giriş kısmında yine çok alıntılanan bir şeyi vardır. Der ki herkes kendi çağının çocuğudur. Yani dolayısıyla herkes kendi çağının dünyayı anlayış biçimiyle koşullanmış ve sınırlanmıştır. Bu anlamda işte tam da burada felsefeye ilişkin bu cümlenin arkasında, hukuk felsefesinde önemli bir tanımını yapar. Diyor ki felsefe düşüncelerde kavranılan kendi zamanıdır. Gerçekten felsefenin evrenselliğini ya da nesnelliğini kendine erek edinen, edindiği iddia edilen Hegel'in ilginç bir şekilde aslında felsefenin ne kadar tarihsel olarak belirlenmiş bir yanı olduğuna ilişkin bu vurgusu da dikkate değerdir. Gerçekten de felsefe zamanın düşüncelerde kendi, yani düşünceler yoluyla kavranılması etkinliğidir. Bu anlamda kendi zamanının, yani kendi çağının tinini kavrayan bir takım dünya tarihsel kişiliklerden bahseder Hegel. Bu dünya tarihsel kişilikler kendi çağının akışını, amaçlarını ve işleyişine ilişkin garip bir şekilde bir öngörüye sahiptirler. Bu öngörü onlarda başka türlü ortaya çıkar. Ama eylemleriyle çağının tininin gerçekleşmesini sağlarlar. İşte bu kişiler örneğin Hegel açısından İskender, Sezar ve Napolyon gibi kişiliklerdir. Nitekim Hegel'in Napolyon'a olan hayranlığı üzerine bahsedilen bir şeydir. İşte ilk bahsettiğimiz başyapıt Tinin Fenomenolojisini yazdığında Jena'daydı Hegel. Napolyon da Jena sırtlarında askerle, ordularıyla bulunmaktaydı. Ve şöyle bir şey iddia edilir, hani ne kadar doğru bilmiyorum ama Hegel'in işte Napolyon'u atının üstünde gördüğü zaman çağın tini atının üstünde gidiyordu gibi, hani buna benzer bir şekilde
bir ifade vardır. İşte bu kişilikler kendi çağları adına konuşur ya da kendi çağların iradelerini ifade etmek ederler. Bir şekilde kendi çağlarının temel güdülerini ortaya koyarlar. Yine Hegel'in tarih felsefesinde olsun, genel felsefesinde olsun, işte özgürlüğün gerçekleşmesini sağlayan temel kurum devlettir. Yani bunu sağlayan kurum devlettir. Devlet bir nevi aslında bizim tarihsel gelişmişliğimizin isimleşmiş halidir. Bu nedenle örneğin Hegel açısından devletsiz toplumların tarihi de yoktur. Bu konuda çok katıdır. Örneğin kendi tarih kategorileştirmesinde tarih işte Doğu toplumları, Yunan, Roman, Roma toplumları ve Cermeni Hristiyan toplum diye karşılaştırdığında mesela bu özgürlük üzerinden düşünürsek mesela Doğu toplumunda yönetici ya da despotun, Yunan, Roma toplumunda sadece elitin ama Cermenik Hristiyan toplumunda herkesin özgür olduğu gibi bir iddiayı ortaya koyar. Bu konuda genel olarak bir devlet filozofu veyahut da devletçi bir filozof olarak görülür. Ve devlet aslında bir nevi o gelişim, kültürün gelişmişlik halini ya da medeniliğini cisimleştiren bir görünür kurum gibi de okunabilir. Burada bir takım tabii şeyler de var, önemli vurgular da var. Hegel açısından tarih felsefesi de önemli olan vurgulardan biri, Hegel'in tarihçiye yüklediği bir misyondur. Tarihçi asla geleceğe ilişkin örneğin öngörülerde, öndeğilerde bulunamaz. Çünkü tarih bugünden geçmişe dönük yapılan bir etkinliktir. Onun açısından bu yüzden bengi bir şimdiyle ilgilidir ve geçmiş tam da bu şimdide ideleşir. Bu iddiası aslında yine onun tarih felsefesi açısından önemli bir takım özelliklerden birini kendinde barındırır. Yine hani çok ironik bir şekilde kullanılan Hegel'in genellikle tarihçilerin de çok aktardığı bir lafı vardır. Şöyle söylüyor tarih felsefesinin giriş bölümünde. İnsanlığın tarihten öğrendiği yani şey tarihten hiçbir şey öğrenmediğidir. Bu çok ironik bir cümledir. Ki anlamda da anlaşılabilir. Gerçekten de tarihçinin bugünkü eylemlerini veyahut da insanlara bugünkü eylemleri hakkında bir şeyler söylemek anlamında tarihten henüz bir şey öğrenmediğini söylemekle birlikte aynı zamanda tarihin böyle bir misyonunun olamayacağını çünkü tarihin geleceğe ilişkin bir şey söyleme iddiasının kısır bir iddia olduğunu şey yapar, içerir. Nitekim bu nedenle örneğin Fukuyama'nın veyahut da kendisinin Fukuyama'nın tarihi sonu iddiasının veyahut da kendisinin tarihin Cermenik Prusya Devleti'nde tamamlandığına ilişkin iddiasının arkasında şöyle bir yanlış anlaşılma bulunur. Hegel bunu söylemekle aslında kendi bulunduğu dönemi kutsallaştırıyor değildir. İddiasının arkasında yatan güdü şudur. İnsanın bilme iddiasında olduğu şey ancak şimdisidir ve şimdisini kendisine bir referans noktası olarak geçmişe dönük dünyayı ve tarihi ve kendisini anlayabilir. Bu nedenle onun hukuk felsefesinin ön söz bölümünün sonunda söylediği ve belki de bütün felsefesinin de özeti sayılabilecek şu cümleleri belki alıntılamak gerekir. Felsefe der Hegel, her zaman sahneye çok geç çıkar. Olaylar olup bittikten sonra çıkar. Bir nevi felsefe grisini gri üzerine boyadığında artık yaşamın bir biçim eskimiş ya da yaşlanmıştır. Artık onu yeniden gençleştirmeye çalışmak nafiledir. Bu anlamda felsefe eskiyi yenileme gibi bir misyona sahip değildir. Ve Minevra'nın baykuşu ki bilgeliği temsil eder, simgeler hep alacakaranlıkta uçar. Bu aslında felsefeye ilişkin genel bir yanlış anlamayı, yani özellikle Hegel felsefesine ilişkin genel bir yanlış anlamayı gidermek açısından da önemli bir cümledir. Çünkü felsefe bize aslında ve asla olması gerekeni
elbette olması gereken ilişkin bir ideali de ortaya koyar ama kesinlik iddiasını genellikle kendi nesnelliğini olandan hareketle olması gerekene doğru ortaya koyan bir alandır. Yani olaylar biter, önce olayların olmasını bekler ve olaylar tamamlandıktan sonra Minerva'nın baykuşu sahneye çıkar ve o keskin göçleriyle o alacakaranlıkta felsefeyi simgeleyecek bir şekilde olmuş olanı değerlendirmeye tabi tutar. Yani Hegel'in felsefesi de tarih felsefesi bütün başka ayrıntılarıyla değerlendirilebilir ama kısaca bu şekilde anlaşılabilir.